Evet değerli izleyicilerimiz, programımız devam eder. Sizlerden yeni bir veteranımız var. Katliamla ilgili de onu izleyen hemen karşımızda olduk. ...1959 katliamı Irak Türkmenlerinin tarihinde en acı ve dördüncü katliamdı. ...1959 senesinde 14 Temmuz günü Kerkük Halkı Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutlamak için şehir yüze yakın zafer takı ile süslenmişti. O gün yapılacak şenlik ve törenler için şehir adeta büyük bir bayram hazırlığı yapmıştı. Katliamda Türkmen Aydın lider kadrosu kastedildi. Başta Ata Hayrullah ve kardeşi Ehsan Hayrullah başta olmak üzere şehit edildi. Bugün aradan 60 yıl geçti. Türkmenler katliamı her yıl yad ediyorlar. Bedir Kuzey Bölge Sorumlusu Muhammed Mehdi Bayatlı, Türkmen Eli Partisi'nin başkanı Riyaz Sarıkaya 1959 katliamı ile ilgili şöyle konuştular. Türkmen bir muamereye, bir katliama uğradı 59'dan 2014'e kadar. O hedef ki o 59'da o insanlar şehit oldular, Türkmen insanları. Aynen hedeften Beşir'de şehit oldular. Aynen hedeften Duz'da şehit oldular. Aynen hedeften Karatepe'de şehit oldular. Ve aynen hedefte Tezze'de, Beşir'de, bütün yerde şehit oldular. Ve aynı vakitte Tilafer'de de. Ve bu katliam bitmeyecekti. Çünkü bu bir muamere-i veliye Türkmen üzerine. Onun için biz bugünlerde evvelen o şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ve indiye kadar, o 59'dan bugüne kadar bizim şuhadalarımızın ulaştığı adadı 6000'e ulaştı. Biz 6000 ailen şehidine hepsine başsağlık ediyoruz. Ve o şehitlerin kanı olmasaydı Irak yokuydu. Yok Türkmen yokuydu. O şehitler olmasaydı Irak'ın birliği de yokuydu. Bu cinayette insan sayısından ziyade insan nüfusu önemliydi. Yani sen bir millette bir otobüs kazası ol, 30 adam ölü. O millete çok hafızasında yerleşmez, milli vicdanında yerleşmez. O da azizdi tabii ki. Ama bu bizim lider takımlarımız getti. Lider takım bir millete getirdiği zaman bir hareket 100 sene geri atıldı. O gün için Türkmen olarak milli kimliğimize muhafaza etmek için mücadele veren liderlerimiz hunharca, sinsice, alçakça cinayetler kurban getirdiler. Bu cinayeti işleyen taraflar ki çok indi hayatta kalmadı. Milletimiz bir kısmını hakkında aldı. Bir kısmı da ortadan kaldırıldı. Bir kısmı devlet haklarını aldı, kanun haklarını aldı. Ve hayatta ise de bu adamlar indi en azından 80-90 yaşında. Artık onlarla da muhatap olma durumu yoktu. Ama ders olarak, millet olarak ders olarak o gün bu cinayetleri işleyenler ondan sonra 100 misli daha büyük DAEŞ de işledi. Telafi'de. Yani bakın bu kadar sıkıntı yaşandı, şu yaşandı. Bir gün Irak'ta hamdolsun Türkmenlere bir baskı yoktu. Demokratiye hiçbir baskı yoktu. Kürt'e de baskı yoktu. Araba da yoktu. Sünnesine yoktu, Şiasına de yoktu, Hristiyan da yoktu. Bu güzel bir şeydi. Bundan muhafaza etmek lazım. Türkmen Şehit ve Tutuklular Derneği Başkanı Haşim Salihi, 59 katliamı planlı bir katliam olduğunu ifade etti. Tabii 59 katliamı bir gün 60 seneye yakın bizim üzerimize geçipti. Ama büyüklerimiz hissederler bir gün olup üzerlerine, bir gün kimin olup üzerlerine. Tabi 59 katliamı çok ağır bir gün geçti Türkmenlerin üzerine. Tabi 59 katliamının da planlanmıştı bu Türkmenlerin üzerine. Neden Türkmenlerin birinci katliamı yaptılar üzerlerine istediler. O caniler, o zalimler isterler Türkmenlerin yeni dönemde burunlarını avmak ama maalesef Türkmenlerin burnu avulmadı. Türkmenler
oradan başladılar hareketlerini, oradan daha hızlı başladılar yapmaya. Türkmenler ondan bu tarafa, mesela bizlerin yaşları o zamanları görmedik ama Türkmençiliğimize, milliyetçiliğimize, doğru davamıza sahip çıkmak o dönemde başladık. Yani o katliam, bu katliamlara benzemez. O katliamlar yapıldığı zaman Türkmenlerin üzerine 59'da hepsi aydınlı aydınlı adamlarıydı, bilgili adamlarıydı. İçinde yaşlı adamlarımız da vardı. Bunun yanında bu katliamı yaptılar bize. Biz bu katliamdan oyandık ve bu katliam ve bugüne kimin kaçtı katliam olup üzerimize, ama en ağır katliam o zamanlar 1959'da bizim üzerimize oldu. Gazeteci Salah Behlül Çamurcu 1959 katliamından günümüze kadar Türkmenler kan kaybediyor. Ayrıca Türkmen siyasilerinin birleşmesinin gerektiğini vurguladı. Yani o günden bugüne kadar biz 14 Temmuz'u yaşıyoruz. Her dönemde büyük katliamlar, büyük insanlarımızı öldürürler. Farklı bir, yani ister patlamalarla, kaçırmalarla, yani öldürme, vurdurmakla, her türlü oyunlarla bizi 14 Temmuz'u yani unutturmayacaklar anlamında gelecekti. Biz de bunu unutmayız zaten. Çünkü bizim şehitlerimizin de kanı tarih boyu kurumayacak. Bir oyun daha vardır ki bunlar yani bunu planlı bir şekilde yapmaktalar. Bakarsın biz bugüne kadar 16 sene oldu. 16 sene özgürlüğe kavuşmuşuz ama irade sahibi olmamışız. En doğrusu birleşmemiz gerekir. Saf insanları bulmamız gerekir. Saf insan bulunmazsa baş siyasi saf insanlarımız olmalı. Bəzi seyirciler gördüğünüz ki, arkadaşımız tarafından bütün siyasilerin ve kültürlü insanın ve araştırmacı ve mediyacıların görüşlerini aldı. Bu konuyla ilgili tabii 14 Temmuz katliamı.